Konuda hiçbir olumlu adım ve görüşme çabası göremedik. Haklı bir argümanınız varsa bir tarafta ya bu karşı ben tamam ben bu konuda endişeleri dinlemeye ve benim gözümden kaçan bir tedbir varsa müttefiklik ruhuna aykırı ona zarar verecek bir şey varsa dinlemeye ve buna karşı tedbir almaya hazırım dendiği halde bu konuda hiçbir argümana girilmemesi de aslında meselenin ön yüzüyle arka yüzü gibi bir sorun olduğunu gösteriyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Toplamda baktığımızda bürokrat isimleri geçiyor yaptırım listesinde. Bir de Savunma Sanayi Başkanlığı'na uygulanacak yaptırımlar var. Burada toptan hedefi Türk Savunma Sanayi Sistemi olarak algılayabiliyor muyuz? Onu bir açmanızı isteyeceğiz. Ben öyle algılamıyorum. Şahsen hatta ifadede, açıklamada bu yaptırımın amacının genelde Türkiye'nin savunma sistemine ve sanayine zarar vermek olmadığı belirtiliyor. Yine kanun gereği yapılan bir karar ve kararda özellikle bizim kurumumuza, Savunma Sanayi Başkanlığı'na ben ve diğer üç arkadaşıma yönelik ki biz yani 3 senedir bunu bekliyoruz derken şahsıma böyle bir şeyin olacağını bekliyor idim ama doğrusu diğer bu süreçte yer alan, imzacı olan, çalışma yapan değerli arkadaşlarımı kapsayacağını şahsen düşünmüyorum dedim. Herhalde bu meşhur 12. madde kapsamını da genişleterek onu da oraya koymuşlar diye düşünüyorum. Ama ben genelde savunma sanayine yönelik özellikle bu karardan bahsediyorum. Genel olarak tavırların F-35 yani bütün zinciri konuşmuyorum burada. Hı hı. Ama özellikle olarak bu kararın öyle olmadığı ifade edildi. Biz de net netice olarak öyle bir sonuç doğmayacağını görüyoruz. Yani şu anda çok önemli savunma sanayi şirketlerimiz var, kamu iştiraki olan. Bunların yapacağı işlemleri şu an itibariyle kapsayacağına dair elimizde bir veri yok o zaman. Veri olmadığı gibi şu andaki yapılan açıklama olmayacağını gösteriyor. Yani özellikle 4 kişi ve bir kuruma yönelik olduğu için bunun dışındaki her kurum, kuruluş, şirket ve kişi bunun muhatabı değil. Evet. Yani şu anda çerçevesi çizilmiş bir yaptırım var ve bu çerçevenin de nelere dokunacağını net olarak biliyoruz. Evet, bu yaptırımlara konu olan lisans kısıtlaması Sayın Başkanım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bir sıkıntı oluşturacak mı? Böyle zaten bir... onun için özellikle vurguladığım hedeflenen kurum ve kişiler listesine dikkat ettiğimizde bahsi geçenler dışında herhangi bir kurumu kuruluşu, şirketi etkilemiyor. Savunma Sanayi Başkanlığı adı geçiyor diyelim. Mesela Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bilfiil çoğunluk hissesine sahip olduğu bir şirket etkilenebilir. Ama öyle bir şirketimiz yok denecek kadar az. Yani genelde kritik projemizde bir şirket yok. Ama diğer bütün yapıda Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimizin hiçbirisi bundan etkilenme durumda değiller çünkü bu Savunma Sanayi Başkanlığı'nın hedef alıyor ve bizim de doğrudan Amerika'dan aldığımız, imzacı olduğumuz bir nesne yok. Ve dahası da var, yani detay görüşmelerde ki bunu biraz daha artıracağız karşı tarafta muhataplarımızla. Bu yaptırımın şimdiye kadar yani bu tarihten önce imzalanmış olan anlaşmalar ve yapılan mutabakatları etkilemeyeceği de var. O açıdan endişe mal yok. Şöyle yorumların da bence yeri yok. İşte yarın kafalarına eserse bu şunu yaparlar, bunu yaparlar. Zaten bu yaptırımın bahsettiğim gibi amacı Amerika'nın hasım olarak tanımladığı bir kuruluşa iş yapmak ki onu yapan biziz. Başka bir kurumumuz bu işi yapmadı. Yani uygulamak isteseler de uygulayamazlar zaten bu kanun kapsamında. Ha, diğer şekilde keyfi, F-35 meselesinde olduğu gibi keyfi kelimesini onun için kullanıyorum. Bir davranış gördük. Bu başka bir neticedir ama bu yaptırıma özel olarak herhangi bir zafiyet oluşacağını düşünmüyoruz. Bu bir şahsi düşünce de veriye dayanan, şu anda yayınlanan metinlere dayanan bir çıkarımdır.
Evet. Efendim, bu yaptırım kararı açıklandıktan sonra hep bir kafa karışıklığı oldu. Onu da burada belki açıklığa kavuşturabiliriz. Türkiye'nin yaptığı savunma sanayi ithalatı bütünüyle Savunma Sanayi Başkanlığı üzerinden mi gerçekleşiyor? Dolayısıyla bu ithalatın önünü kesecek bir takım sonuçları olabilir mi? İkincisi de size finansal erişim sıkıntısı da getiren maddeler var. Hem Amerikan kurumlarından hem de uluslararası kurumlar. Bu ne demek? Mesela Avrupa'dan biz bir ürün ithal ederken bazen finansman paketiyle beraber o ithalatlar oluşturuluyor. O finansman paketinden mahrum mu kalacağız? Bunları bir parça daha anlaşılır hale getirebilir miyiz? Burada tabii anlaşılması gereken şey savunma sanayi başkanlığı. Bakanlığının konumu ve yaptığı iş. Evet. Belki kamuoyu bunu tam anlamak ister. Savunma Sanayi Başkanlığı bir alım yapan kurum değil, bir tedarik kurumu diye adlandırılır. Tedarik biraz belki yanlış anlaşılır. Biz genelde proje yöneten bir kurumuz. Yani bizim önceliğimiz proje yönetmek ve bu milli projelerin hayata geçmesini sağlamak, Türkiye'deki savunma sanayini kullanarak, ekosistemi kullanarak. Tabii özellikle çok önceki yıllarda doğrudan alımlarla ilgili anlaşmaları olgunlaştıran, sözleşmeler yapan taraf bizdik. Ama nihai olarak yine kullanıcı Milli Savunma Bakanlığı ve güvenlik güçlerimizdi. O açıdan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın doğrudan gidip aldığı, ithal ettiği bir şey yok denecek kadar az. Evet. O açıdan bizim projelerimiz genelde savunma sanayi şirketlerimiz üzerinden yürür. Bu şirketlerimizin de hiçbirisi yaptırım kapsamında değil de olamazdı zaten. Hı hı. Mesela bu şirketlerimizden birisi işte bahse konu yaptırıma tabi Rusya Federasyonu'ndaki şirketlerden birisiyle iş yapıyor olsa o zaman onların yaptırıma girmesi söz konusu olabilir. Zaten orada da belki inisiyatif kullanılacak bir yer. Orada kanunun metninde bir kayda değer işlem, yani significant transaction diye bir kelime var. Biz muhataplarımıza anlaşmamızın, S-400 ile ilgili anlaşmamızın kanunun çıktığı 2017 tarihinden o ayların daha önce olduğunu söylediğimizde bu anlamda kanunun kapsamına girmemesi gerekiyor. Ama tabii bu kayda değer işlem kelimesini yorumlarsanız işte bize bunu muhataplarımız söylediler. Diyelim ki 2 milyon dolar para transfer etseniz bile karşı tarafa bu işlem bedeli o tarihten sonra bu da buna girer gibi evet. Bir yorum var. Netice olarak biz proje yöneten bir kurumuz. Proje yönetirken biz doğrudan alım yapmayız. Biz doğrudan ithalat yapmayız. Projeyi tanımlarız. Şartlarını koyarız. Sözleşmeyi yaparız. Sözleşme sırasında projenin gidişatını takip ederiz. Onunla ilgili teknoloji yeterlilik konularını takip eder. Yetkinliğimizin az olduğu yerlerle ilgili araştırma geliştirme projeleri başlatırız. Eğer ortak bir proje ise, yabancı bir ortakla yapılan bir iş ise onunla ilgili offset ve benzeri vasıtalarla Türkiye'ye teknoloji ve üretim yeteneği kazandıracak formülleri sahaya koyarız. Yine projeler sırasında ana yüklenicilerimizin savunma sanayinin geneline yayılacak adımlar atması için onlara belirli şartlar koşarız. Yani bir firmamız diyelim iş aldığında ona %70'ini bu işin işte KOBİ'lere ve alt şirketlere dağıtacaksın mecburiyetini koşarız. Yani genelde savunma sanayi görev başkanının görev tanım icabı bizim savunma sanayini geliştirmek gibi bir görevimiz var. Bu görevi de yapıp bunun da neticelerini zaten görüyoruz. Şirket sayımız 1500-1600'leri aşmış durumda şu anda. Büyük bir ekosistemi oluşturmak bizim de amaçlarımızdan birisi. Bunu yapıyoruz. Dolayısıyla o finansal erişim kısıtları da çok fazla etki yapmıyor. Bizim finansal erişime herhangi bir ihtiyacımız yok. Olmadı da şimdiye kadar. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerlerde yine ana yüklenici firma bu krediyi kullanmakla ilgili devreye giriyor. Devletten devlete bir kredilendirme mekanizması olur. Bunun da işte Amerikan makamlarına alınması söz konusu olur. Biz veya başka yerden. Bu durumda bunlar devreye girebilir ama şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Tamam. Sayın Başkan, konuşmalarınızdan bu rahatlığı zaten hissediyoruz. Yani bunun çok büyük bir etkisi olmayacağını görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin hava savunma sistemlerine de bir etkisi olmayacağını görüyoruz. Ama bundan sonraki yol haritamız nedir hava savunma sistemleri konusunda? Şimdi tabii rahatlık derken ben birinci olarak kendi sanayimize güveniyorum. İnsanımıza güveniyoruz. Şimdiye kadarki gidişatımız iyi ama yürümek diye adlandırıyorum ben bunu. İyi bir yürüyüş olabilir ama koşmamız gerektiğini belirtiyorum.
Dün Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Evet, iki kat daha fazla çalışacağız, koşacağız. Bu haberin bir iyi tarafı tekrar bir işaret fişeği olarak bütün savunma sanayi sektörüne, yani genelde sanayi sektörümüze, bakın duracak vakit değil, her türlü konuda bizim çok hızlı yol almamız gerekir mesajını verdi. Dünkü Hisar A artı testinin videosunu gördünüz. Orada özellikle Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği, evet bu testi biz 4-5 ay önce yapıp teslimata başlayabilirdik ama geciktik. Niye geciktik? Daha önce çok rahat temin ettiğimiz bir bileşen verilmedi. Biz de tamam onun yerine geçebilecek hemen bir çalışmayı başlattık. Bir Ar-Ge teknoloji çalışması başladı. O ürünü ürettik, taktık ve testimizi yaptık. Yani, o zaman yaptırım da yoktu ama değil mi? Bu bileşen verilmediğinde yaptırım kararı da yoktu. Amerikan ürünü değildi. Hı. Onun için de zaten şunu söylüyoruz biz. Yaptırım meselesini konuşuyoruz ama biz çok net olarak Türkiye'nin bölgedeki gelişmelerdeki tavrına ilişkin olarak genelde, çünkü burada Türkiye her zaman kendi milli çıkarları doğrultusunda tavır aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu dik duruşu ile bir dizi konuda emir alan, talimat alıp ona göre hareket eden, dur bakalım oturduğun yerde denen bir ülke olmadığını gösterdi. Bu da rahatsızlık oluşturdu. Bu rahatsızlık kendiliğinden bir ambargo mekanizmasını devreye soktu. Çok sayıda batılı ülke özellikle birçok üründe bunu yapmaya başladı ve uzun zamandır yapıyorlar. Ha, bunun benim baktığımda iyi tarafı gerçekten var. Yani bunu şey yapmıyorum, abartmıyorum. Bu bir işaret bir şey oluyor. Çünkü yüzlerce, binlerce parça ürün var. Biz bunların yerli olmasıyla ilgili detay çalışma yapıyoruz ama bir Türk alt yüklenicinin, onun altındaki yüklenicinin verdiği ürünün falanca yerinde bir parçanın, bir şeyin dışarıdan gelmiş olması mümkün. Bunu da bazen göremeyebiliriz ama orada bir kısıtlama olduğunda bizim için bir şans oluşturuyor. Biz hemen onu yerleştirmekle ilgili faaliyeti başlatıyoruz. Tabii bu daha önce niye yerleştirmedi derken, savunma sanayi sektöründe özellikle mesela bir üründe çok sayıda kullanım olmayınca herhangi bir firma onu ticari olarak karlı görmediğinden o işe giremeyebiliyor. Yapılamadığından değil, yapılmasının çok fizibil olmadığından. Ama biz eğer kritiklik arz ediyorsa fizibil olup olmaması konusunda onu ikinci plana bırakıp stratejik ürün kapsamına koyup onu derhal ürettirip devreye alabiliyoruz. Evet, bu kararlarla beraber aslında toplumda şöyle bir şey de çok canlandı. Ya biz yerli sanayimiz var, üretiyoruz, bunları da üretiriz, sizin de söylediğiniz gibi bir özgüven görüntüsü var. Bahsettiğiniz sıkıntıları aşmak için yeni bir teşvik mekanizması ya da yeni bir destek sistemi düşünülebilir mi acaba? Yani şöyle, biz zaten belirli mekanizmaları devrede tutuyoruz. Bu mekanizmaların yetmemesi durumunda da şunu çok net olarak gördük. Devletimiz her zaman için savunma sanayini canlı tutmak ve bu koşuyu yapmak üzere gereken tedbirleri alıyor, almaya da devam eder. Biz burada farkındalığı oluşturan kurum oluyoruz. Bu farkındalığı oluşturup üst seviyeler taşıdığımızda da gereken destek görülüyor. Zaten malumunuz savunma sanayi icra komitesinin yapısı değişti. Önceleri 3 kişiden oluşan bir komite, yani başbakan, genelkurmay başkanı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan oluşan bu kurul, icra komitesi, şu anda sayı 3'ten 7'ye çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız, Milli Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ve Genelkurmay Başkanımız ve ben bu komitenin üyesiyiz. Yani devletin üst seviye bir karar mekanizmasına biz sürekli hesap veriyor, sürekli projelerimizi anlatıyor, proje olurlarımızı, harcamalarımızı oradan onay olarak başlatıyoruz. Bu da yüksek seviyede bir farkındalığın oluşmasını sağlıyor. Evet. Efendim, bir başka konuda Türkiye'nin F-35'ler dosyasından sonra, yani F-35 projesinden çıkarılmasından sonra F-16'lar daha önem kazandı. Bu F-16'ların özellikle yedek parça ihtiyacının karşılanması konusunda bir sıkıntı bugün itibariyle var mı ya da bekliyor musunuz önümüzdeki dönem? Şimdi benim dinlediğim bazı yorumcuların yorumları beni biraz şaşırtıyor. Demin de belirttim. Yaptırımın bir kurumu hedef aldı ve bu kurum da Savunma Sanayi Başkanlığı.
ve F-16'lar veya herhangi bir kullanılan başka ürünümüzün ihtiyaçlarını karşılayan makam biz değiliz. Sanki orada bir şey var efendim. Evet. Yani siz daha orkestrasyon herhalde yapıyorsunuz. Daha çok yönetiyorsunuz. Yani evet. İhtiyaçları tespit ediyorsunuz ve dağıtıyorsunuz bunu. Toplumda bir evet. yanlış anlaşılma şimdi var. Ben o yüzden Savunma Sanayi Başkanlığı'nın rolünü onun için vurgulamak istedim. Evet. Biz ihtiyaç makamlarıyla çok yakın temas içinde hangi projenin olması gerektiğini, ihtiyaçların tespiti sürecinde yer alıyoruz. Orada bir önceliklendirme yapıyoruz. O önceliklendirme neticesinde bir finansal dağılımı da bakarak, yani ihtiyaç ve mevcut kaynaklara bakıp, o yine ihtiyaç makamları ile çok yakın temas ve onlarla işbirliği içinde bir proje sıralaması yapıyoruz. Ve bunu ihalesini yapıp, kurgusunu yapıp, karara bağlayıp en son onay olarak Savunma Sanayi İcra Komitesi'ni çıkarıyoruz. Anlaşmayı yaptıktan sonra zaten muhatap artık ana yüklenici. Biz projeyi takip eden kabul ve test aşamasına kadar biz yürütüyoruz. Ondan sonra artık teslim edildikten sonra kullanıcı makamın bir ürünü oluyor. Biz yine son zamanlarda teslim edildikten sonra belirli bir süre, kimisinde 4 yıl, kimisinde 5 yıl veya daha uzun süre o ürünün lojistik desteğinin bakım ve idamesinin yapılmasıyla ilgili şartları da anlaşmaya koyuyoruz. Böylece kullanıcı makam o süreç içinde çok rahat bir şekilde bu idameyi yapabiliyor. Evet. Bu çerçevede baktığımızda aslında bir de tarife dışı engeller uygulanıyor ülkeler arası ilişkilerde. Şimdi anlıyorum ki mesela bu Milli Muharip Uçak Projesi ve Hürjet'te kullanılan Amerikan motorlarının temininde de sıkıntı olmayacak bu yaptırımlar çerçevesinde. Doğrudan bu yaptırımlar çerçevesinde olmayacak. Olmayacak. Ancak şöyle bir şey yani size demin bahsettim birkaç senedir bize bir yani talep edilen şeylerin gelmemesi gibi bir durum var. Evet, şu tarife dışı engelden kastımız o. Evet, bunlar perde arkasında devam ediyor. Yani çoğu zaman da bu engel hayır şeklinde gelmiyor. İşlemin uzatılması, sürdürülmesi, sürüncemede bırakılması gibi bir yöntemle yapılıyor. Mesela işte meşhur Altay tankının motoru meselesi veya güç sistemi meselesi de biz muhataplarımızdan hayır cevabını işitmedik. Ama evet cevabını da işitmiyoruz. Öyle olunca iş askıda kalıyor. Yani kalkıp da yarın ambargo var deseniz ya bir dakika ne münasebet. Yani işte biz hayır demedik ki diyebilirler ama netice bu. Dolayısıyla bu motor konusunda ne gibi farklı çözümler üretilebilir efendim? Şimdi kendi milli motor çalışmalarımız çok kanallı olarak devam ediyor. Bizim nihai çözümümüz yerli motordur. Bunu her zaman söylüyoruz. Ama bu süreçte samimi olarak bizimle işbirliği yapmaya, ortak üretim yapmaya, ortak geliştirme yapmaya açık olan makamlarla, ülkelerle, şirketlerle görüşüyoruz. Mesela Hürjet'in motoru dediniz. Hürjet'in motorunda temininde bir problem çıkmazsa tamam devam edeceğiz. Ama ileri vadede Hürjet'in motorunu biz yerli yapmak istiyoruz. Hı hı. Ama şu anda Hürjet için seçilen motorun imalatçısı firma dese ki efendim ya madem bizim motorumuzu kullandınız bir sonraki nesli geliştirirken beraber yapalım dediğinde de hak ve kullanım durumunda herhangi bir kısıt olmaması şartıyla tabii ki buna evet deriz. Efendim tabii siz de söylediğiniz gibi yani şu an bu katsa yaptırımlarından sonra Türkiye'de tartışılıyor bu geniş bir şekilde tartışılıyor. Bu tartışmalarda şunu da görüyoruz yani mesela dün akşam yine bir tartışma programında dinledim. Biz neden S-400 konusuna girdik de Patriot almadık? Bu şu mevzuyu bize bir açıklar mısınız efendim? Niye böyle bir şey? Mesela Türkiye neden yani NATO'nun envanterinde olan bir Patriot almadı da S-400 alma yoluna gitti? Ya da Çin savunma sistemi alacaktık ondan vazgeçtik neden Rus savunma evet. sistemi aldık? Bu da çok tartışılıyor. Yani şimdi mesela. Her şeyi bir kenara bıraksanız sistemlerin performansı ile ilgili konuşsanız teknik bir değerlendirme olarak baktığınızda bütün parametreleri bir kenara bırakalım. Evet. Bizim aldığımız sistem en ileri hava savunma sistemi. Bir yani. Numara mı şu an? Evet. Bu bir. Kendi sınıfında. Uh-huh. Yani gelelim diğerlerine. Biz uzun zaman Çin'le görüşmelerimiz oldu. O anki konjonktür icabı öyle bir karar verildi ve mesele biraz rafa kaldırıldı. Daha sonraki ama o aşamalarda da biz Amerikalılarla da İtalya ve Fransa ortaklığı ile de görüşmeleri sürdürdük. Patriot sistemiyle ilgili
konu da bizim istediğimiz şartlarda bir tedarik olmadı. Yani tabii bir şeyi karşı tarafın empoze ettiği şartlarda almanız diye bir şey söz konusu değil. Şimdi tartışmayı verdiler vermediler aldık almadıktan yani şöyle bir şey alıyorsunuz diye düşünün. Satıcının ortaya koyduğu bütün şartları aynen kabul etmek durumunda mısınız? Yapar mısınız böyle bir şey? Adam size bir fiyat verdi ve belli şartlar koştu. Alternatifler de var. Siz diyorsunuz bu şartlar değil de böyle bir şart almak yok diyor. Ben bundan ya bunu alırsın ya böyle ya da değil. Şimdi bu kabul edilebilir bir tutum mu? Yani bunu kabul etmemiz mi bekleniyor? Ben öyle diyeyim. Yani her ne olursa olsun birileri küstürmemek adına şartlar ne olursa olsun bunu alın. Ben bunun kabul edilebilecek bir tutum olduğunu düşünmüyorum. Yani fiyat anlamında da pazarlık yapılamıyor. Başka birçok parametre. Yani özellikle teknik anlamda. Evet. Yani daha sonraki aşamada biz yine teklif istedik bu sefer. Yani o şartlar değişti biraz. S-400 süreciyle ilgili görüşmeler başladı. Tekrar teklif istediğimiz aşamada bu sefer teklif verilmedi Amerikan tarafından. Uzun süre bekletildik. Bu süreçte biz Amerikan ve İtalyan sistemleriyle ilgili görüşmelerimiz devam etti. Ama o sistemin de performans olarak gerçekten çok daha geliştirmeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Orada da yine çok olumlu yürüyor manzarası verilse de bir türlü yeterince adım atılamadı. O defter hala kapanmış değil. Mesela çok basit bir aşamasına başladık onun. O basit aşamasını tamamlamak bile yine Fransa'nın tavırlarından dolayı kapatılamadı. Yani şunu demek istiyorum. Veya şunu düşünün. Biz Patriot imzalamış olsaydık, Wright Brunson krizini hatırlayın. Orada bize yapılan tehditleri hatırlayın. Neydi hatırlıyor musunuz? Yani her şeyi bir kenara bıraktığınızda biz F-35'ten çıkartalım Türkiye'yi. Tehdidi o zaman da vardı. Doğru. Yani o zaman Patriot alıyor olsaydık Patriot da vermeyelim teklif olacaktı. Yani kendinizi rehin alacak bir adım atıyorsunuz ve bunu çok net gösteriyor bu. Türkiye Amerika'nın işine gelmeyecek her adımda bir şekilde tehdide maruz kalacak. Bu tehdit içinde elinde bir koz olacak. Koz neydi? F-35 kullanıldı. Patriot olsaydı koz olarak kullanılmayacak mıydı? Kesinlikle kullanılacaktı. Yani Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. S-400 olmasaydı başka bir bahane bulunacaktı dedi. Bu devletimizin en üst seviyesinde inanılan ve ifade edilen bir şey. Bunu nereden çıkartıyoruz? F-35 konusunda da ya gelin teknik argümanlar varsa bakalım F-35 ile S-400'ün bir arada bulunmasıyla ilgili sorunlardan bahsediyorsunuz. Bunları konuşalım dediğimizde asla ve hatta kimse bu konuyu konuşmaya yanaşmadı. Daha alınma sürecinden önce diyorsunuz değil mi? Evet. Peki yani bizim Patriotlardan istediğimiz daha çok bir teknoloji transferini de birlikte istemiştik. S-400'lerde bunu sağlayabiliyor muyuz? Belli oranı sağlıyoruz. Yani en azından bizim geleceği görmemiz açısından bir imkan vermiş oluyor değil mi bize? Peki bu bizim hava savunma sistemimizi geliştirme konusunda nasıl bir etki etti Sayın Başkan? Şimdi tabii işbirliği yaptığınız her projede belirli bir şeyler öğreniyorsunuz. Buradaki bu işbirliğinin seviyesine göre az veya çok ama biz şunu beklemiyoruz. Burada da kendimizi kandırmıyoruz. Bu işbirliklerinde bir şeyler kazanırsınız ama hiçbir ülke size tatminkar seviyede yani her şeyini açmaz. Bunu beklemek de yersiz olur. Her ne kadar masada görüştüğünüzde o aşamada belki bir havuç olsun diye belirli sözler verilebilir ama bunu uygulamaya konulması aşamasında da ne kadar ipe un serildiğini geçmiş projelerimizin bir kısmında gördük. Bunun için beklentimiz belli seviyede. Her konu için söylüyorum. Ama yani Patriot görüşmelerinde istenen şartlarla ilgili çok sert ve katı kırmızı çizgiler konunca ilerleyemedik. Ama ondan sonraki aşamada teklif alamadık. Öyle diyeyim. Evet. Efendim Amerika'nın yaptırım uyguladığı bir NATO üyesi olmasına rağmen müttefikine yaptırım uyguladığı psikolojisini düşündüğümüzde Türkiye'nin diğer ülkelerle benzer paktaki ülkelerle savunma alanındaki ilişkilerinde bir etkilenme bekliyor musunuz? Onlardan da böyle bir takım engellemeler ya da tarife dışı yaklaşımlar olma ihtimali var mı? Ya da farklı bir süreç oluşabilir mi?
tarife dışı yaklaşımlar zaten var. Türkiye aleyhine oluşturulan algı buna yol açıyor. Tabii demin de belirttiğimiz gibi Türkiye'nin dik duruşu veya kendi milli çıkarlarını önceleyen duruşu bazılarının işine gelmiyor ve burada sizin tabirinizde tarife dışı yaptırımlar zaten uyguluyorlar. Bu adım bunu artırır mı? Bu adımla ilgili iletişim açısından ben özellikle Türkiye'ye yaptırım uygulandı cümlesinin yerine Türkiye'de işte bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı cümlesini tercih ediyorum. Hı hı. Çünkü öbür türlü bu da gerçek, olayın gerçek evet. boyutu bu. Evet. Diğer muhataplarımızla, diğer ülkelerle muhatap olduğumuzda da meselenin böyle anlatılması, öbür türlü onların Türkiye'ye yaptırım uygulandığı algılanmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Ama bu bir algıdır. Biz bunun iletişimini ne kadar iyi yaparsak, meselenin boyutunun, gerçek boyutunun ne olduğunu anlatırsak bence hepimiz için daha iyi olur. Efendim, son soru olarak şimdi pandemi sürecindeyiz. Bu süreçte savunma sanayi yatırımları nasıl gidiyor? Özellikle yurt dışına ihraç yapıyoruz. Siz geçen Ukrayna'ya gitmiştiniz. Bu alan nasıl gidiyor? Orada nasıl bir hareketlilik var? Yani orada iyiyiz. Şimdi biz yolumuza devam edeceğiz diyoruz dedik ya. Özellikle Türkiye'deki yerli ürünlerin harekat alanında kullanımı ile ilgili haberler yayıldıkça bu ihracat ilgisi de artıyor. İşte Tunus'a geçenlerde bir ihracat oldu. Ukrayna ile ilgili güzel bir anlaşma yaptık. Ve önümüzde başka adımlar var. Bu devam edecek. Pandemi sürecinde savunma sanayinde özellikle kritik projelerde aksam olmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Ama tabii bu insan hayatı ve sağlığı, bu tedbirlerin belli etkileri olması kaçınılmaz. Bunları minimum seviyede tutmak da bizim görevimiz. Ve savunma sanayi yoluna devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde dahi savunma sanayi şirketlerine bizler özel izin çıkarttırıp onların çalışmalarını temin ettik ve ediyoruz. O açıdan durmak yok, yola devam diyoruz ya pandemi de olsa. Tabii insan sağlığına dikkat edip gerekli tedbirleri alarak biz yola devam ettik, edeceğiz. Gerçekten biz önümüze bakalım, kendimize güvenelim ve daha çok çalışalım. Bunun neticesini alırız. Bu tür kararlar bize bir engel teşkil etmiyor, etmeyecek. Daha çok azmimizi artırıyor. Şu anda bütün sektördeki arkadaşlarımız gerçekten bu konuyla ilgili bir endişe duymak yerine demek ki biz doğru yoldayız, daha çok çalışmamız mesajını almış durumdalar. Evet. İhracatımız konusunda da yeni bağlantılar yapılıyor. İşte son iki bağlantı söyledim daha yeni bunlar. Daha bir dizi bağlantı işte. Bugün başka bir ülke bakanı burada, hatta iki ülke bakanı bir tane. Bu yarın diğer yine bir uzun bir görüşümüz olacak. Yine anlaşmalar imzalayacağız. Yani yola devam. Evet. Gördüğünüz gibi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. İnşallah sizleri daha yeni projelerle burada tekrar ağırlamak isteriz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir. Bugün misafirimizdi. İyi günler diliyoruz. Ajans bugün devam ediyor değerli izleyenler ve dinleyenler. Profesör Doktor İsmail Demir, Savunma Sanayi